Merhaba, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 128. programımızı gerçekleştireceğiz. Konuğumuz Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağar'dır. Merhabalar Bekir. Merhaba. Evet, merhaba. Biz bir süredir sık sık bir araya geliyoruz. Memleket çünkü seçimlerden kurtulamadığı için. Kurtulamadığı için, evet. Daha çok kısa bir süre önce 1 Nisan tarihinde 31 Mart seçimlerini değerlendiren bir program gerçekleştirmiştik. Programımızın başlığı dün ne oldu idi. Bugün de dün ne oldu ikiye gerçekleştireceğiz. bir müddet artık 3 ve 4'ü yapmayız inşallah. İyi, umalım değil ki. Mi? Evet, ne olacağı belli olmaz Türkiye'de. Efendim ben öncelikle bir noktayı belirtmek istiyorum. Bugün programa oldukça çok sayıda bir dolu diyebileceğim tebrik ve teşekkür mesajıyla geldim. Bu tebrik ve teşekkür mesajları Konda şirketine, Konda çalışanlarına ve özel olarak da Bekir Ağardır'a üzerimdeki bu görevi de yerine getirmiş olayım. Bekir Ağardır'la ilgili olarak son derece hoş değerlendirmeler yapan dostlarımızdan gelen mesajların birçoğunu Bekir Ağardır'a aktarma fırsatını bulacağım diye düşünüyorum. Evet, gerçekten bu seçimleri tamı tamamına neredeyse %100 değil mi? %100. Evet. Nasıl oldu bu? %100. Merak edilen çok önemli bir konu. Yani bu bir tesadüf mü? Önce bir kere teşekkür ederim. Mahcup oluyorum ben böyle durumlarda. Çok ödüllenmeyi beceremiyorum. Ama Konda'da çalışan bütün ekip arkadaşlarım, anketörler dahil, emeği geçen herkese gerçekten hem tebrik etmeliyim hem de onlarla gururlandığımı, onların bir parçası olmaktan çok mutlu olduğumu da söylemeliyim. Ama nasıl oldu? Ya çok basit. İşimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Yani her zaman olduğu gibi. Bugün evet, Türkiye'de anket meselesi öyle bir hale geldi ve getirildi ki ne yazık ki işin siyasi tarafında da, siyaset insanlarının da, medya yöneticilerinin de ve elbette sektörün diğer arkadaşların da, meslektaşların da çok payı var bu hale gelmesinde bu işin. Ama birkaç tane meselenin altını çizmekte yarar var. Mesela Konda böbürlenmesinden daha öte bir durum. O da şu, biz böyle elimizde abaküs, gözümüzü kısıp ufka bakarak falan bir hesap yapıp sonra canımız sıkıldı diye ya da canımıza o geldi diye bir sayı söylüyor değiliz ki. Bir ölçüm yapıyoruz. Anket dediğin şey bir ölçüm. Her şeyden önce bir seçim sonucuna dair bir scoreboard değil. Arabanın farı gibi önünüze gitmekte olduğunuz yöne dair bir ipucu verir. Eğer bilimsel doğru yöntemleriyle yapıyorsanız. Ama Türkiye'de nedense sadece siyaset insanları değil, şirketlerdeki yöneticiler de kimse başarısız olduğu ya da zaaf gösterdiği böyle şeylerin böyle anket üzerinden ortaya çıkmasını istemez. O sorunun sorulmasını istemez. Halbuki bu bir kan tahlili gibi, idrar tahlili gibi bir tahlil meselesi. Tabii ki bunun çaresini doktorları bulacak, reçeteyi yazacaklar bulacak. Ama ne yazık ki Türkiye'de böyle bir anlayış var. Medya yöneticilerinin bu işte çok önemli payı var. Çünkü yani öyle şeyler görüyorum ki ben, ya 15 bulmuştum da söyleyemedim, 9 söyledim diyeninden. Ya 7 bulmuştuk da olmaz ama bu diye yırttık da korktuk diyeninden. Sonra da şimdi aynı arkadaşlar 3 ay sonra ben bilmiştim diye PR'cının yazdığı bir bülteni gönderiyor medyadaki arkadaşlara. Onlar da hiçbir kontrol yapmadan, Google tanrısına bile bir sormadan doğru mu bu diye olduğu gibi copy paste yazıyorlar, çıkıyorlar falan. Araştırmacılık bu değil. Araştırma denilen şey bilimsel bir yöntemi var. Yanlış uyguladığınız zaman olabilir. Kaldı ki araştırma dediğiniz şey ya da söylenen şey, o hata bahi denen cümlenin aslı şudur. %95 ihtimalle artı eksi diyelim iki ara içinde olacak. Ama hala hayatın bir %5'lik kısmı var. Onun olduğu zamanlar da olmuştur.
Eğer işinizi doğru yaptıysanız o %5'lik dilimin içine düştüğünde bulgunuz, ay yanlış mı yaptı, manipüle mi etti gibi saçma sapan tartışmaların da içine düşersiniz vesaire. Ama ben şunu söyleyebilirim, bütün ekip arkadaşlarım adına biz kendimizi ülkenin karar vericilerine, kanaat önderlerine, akademisyenlerine ihtiyacı olduğunu hisseden ve düşünen insanlarına bilgi üretmek diye konumluyoruz. O nedenle de hiçbir siyaset insanıyla veya siyasi partiyle doğrudan onların siparişi üzerine yaptığımız iş yoktur. Bir iki tane dostluk ilişkimiz içindeki kişisel mesele hariç, yaptığımız hariç. Onun için de hani kendimizce, kendi içimizden, aklımızdan, yüreğimizden geçenin ne olduğundan bağımsız olarak ölçtüğümüz şey neyse de noktası virgülüne kadar da aynen onu yayınlarız. Mahallemiz bize ne der ne demez diye sen de biliyorsun. Gardırobumda kaç gömleğim olduğunu bilen dostlarım seçimleri manipüle ettim diye tutuklanmamı evet. istemeye kadar vardırdılar işi. Ama işte sonuçlar görüldüğü zaman da ortaya çıkıyor neyin ne olduğu. Dolayısıyla bir kere daha toparlayayım. Evet arkadaşlarımla ve yaptığımız işle ve de KON'da adıyla da ekibiyle de her şeyle de gurur duyuyorum. Bir parçası olmaktan. Yöneticisi olmaktan gerçekten de keyif alıyorum. Ülkeye de katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize. Evet, biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz, bütün ekibe. Seçim öncesinde çarşamba günü açıkladınız. Evet. Ne zaman yapmıştınız? Hemen bir önceki cumartesi, yani 15-16'sında yaptık. 15-16'sında yaptık ama daha önce de yaptıklarımız vardı. 31 Mart sonrası. 31 Mart sonrası yaptık. 31 Mart'tan bir hafta önce yine elimizde bir sayı vardı. Ekrem Bey'in öne geçtiğine dair. Yani şöyle söyleyelim, sürecin başında... Ama adaylık... o zaman bir açıklama yapmadınız. Hayır, yapmadık. Evet. Çünkü yerel seçimlerde biz demin dediğim gibi bütün bir partiye veya adaylara yapmadığımız için öyle ilçe ilçe ili sonuç yoktu elimizde. Ve de ittifaklarla girilen bir sistem içinde Türkiye örneklemiyle yaptığınız bir araştırma üzerinden de şu olacak, bu olacak demek doğru değildi. Teknik olarak doğru değildi. O nedenle de bu teknik gerekçeyle açıklama yapacağımız bir sayımız olmadığını söyledik kamuoyuna. Ama İstanbul, sadece İstanbul'a dair elimizde bir veri vardı bir hafta önce yaptığımızdan. Dolayısıyla Ocak'tan başlayarak yani iki adayın da Binali Yıldırım Bey'in ve Ekrem İmamoğlu Bey'in adaylıkları ilan edildiğinden sonra yaptığımız bir dizi araştırmadan izlediğimiz zaman başlanıldığı noktada 41'den başladı. Yani 100 seçmen içinde. Binali Bey 41, Ekrem Bey 34'ten başladı. Seçimden yani... Bu 34, tarih olarak Ocak diyebilir. Ocak. Evet. Ocağın ilk yarısı. Sonra seçimden önceki son hafta yani 24 Mart'ta ki son ölçümümüzde 43-41 Ekrem Bey öne geçmişti. Ama seçim biliyorsun işte 41-41 eşit evet. noktada bitti. Evet. Araştırma hata payı içinde denebilir. Son hafta Tayyip Bey'in İstanbul'da yaptığı işte 18 tane mitingin etkisi denebilir vesaire. Ama hemen YSK kararından sonra yaptığımız var Mayıs başında. Yani 6 Mayıs. Evet, 6 Mayıs'ta. O zaman zaten belli olmuştu ki seçmenin YSK kararına tepkisi sert olacak. En son da geçen hafta sonu ne yaptık. Çıktı o zaman? Valla o zaman ilk ölçtüğümüz anda Mayıs'ın başında hemen yanlış anımsamıyorsam 10.30'a doğru bir fark. O kadar büyük fark çıktı. 10 civarında bir fark çıkmıştı. Ve bunda kritik Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının etkisi bizim, olduğunu bizim mu? Bizim yorumumuz o. Evet. Çünkü yani birkaç tane temel veriden bakarsak yani YSK kararı doğru mudur diye sorduğunuzda veya hani AK Partililerin kurduğu dillen çalındı mı oylar diye sorduğunuzda AK Partililerin içinde bile çok kayda değer bir oranda kesim hem seçimin kararının iptalinin kararının yanlış olduğunu hem oyların çalındığı iddiasının da yanlış olduğu kanaatindeydi. Bu MHP'liler de çok daha kuvvetli biçimdeydi. Zaten CHP, İyi Parti ve HDP seçmenlerinin ise hemen hemen tümü bu itirazın ya da YSK'nın bu kararının adaletsiz olduğu kanaatindeydi. Dolayısıyla yani mesele şu, hani az buçuk sayıları biliyorsanız, hani şuradan şöyle söyleyeyim şimdi, 31 Mart'a geri dönersek, 31 Mart akşamındaki 100 seçmenin 17'si sandığa gelmedi, 3'ünün oyu geçersiz sayıldı. 80 oyunda 39'u Ekrem Bey, 39'u Binali Bey. Geçen pazartesi başlandı. Ruşen'le yapmış olduğum evet. toplantı. Şimdi tam buradan başladığınızda AK Parti seçmenin de bir... %10'luk yani kendi oyunun %10'u yani aşağı yukarı 39'un 36'ya hatta 35'e doğru inmekte olduğunu ya da
o duygu eksilmesiyle ineceği. Buna karşılık CHP, İYİ Parti ve HDP seçmenlerinde sandığa gitmeyenlerin bile, yani 31 Mart'ta sandığa gitmeyenlerin bile bu kez sandığa gideceği ve oyların konusunda net tavır alacaklarının ipucu vardı. Evet. Dolayısıyla o duyguyu yaratan iki farklı şey oldu ve dünü de belirleyen en önemli bence birkaç tane daha var ama ilk iki dinamik bir AK Parti seçmeni içindeki bir kesimin ve MHP seçmeninin de neredeyse yarısının İstanbul'da. Daha öncesinde üçte bir. Kabaca üçte bir, dörtte bir mertebesindeydi. Bu kez MHP seçmeninin yarısının adalet duygusu incindi. Onların AK Parti olanlarının çok az bir kısmı belki geldi, Ekrem Bey'e oy verdi ama önemli bir kısmı seçime katılmamayı tercih etti yine. Çünkü hala kutuplaşma, negatif kimliklenme gibi başka meseleler var ama 31 Mart etrafında bunları sıkça konuştuğumuz için detaya girmeyeyim. Evet. Ama MHP'lilerden de Ekrem Bey'e geçiş ve o blokta bir çözüm emaresi vardı birincisi. İkinci temel dinamik CHP İYİ Parti seçmenlerindeki moral üstünlük, yani bu kez kazanacağız ve kazanabiliriz kanaatinin bu kadar güçlü olması, o moral motivasyon olayı dün gecenin sonuçlarını belirleyen önemli şeylerden birisiydi. Seferberlik haline geldi yani. Kesinlikle. Hemen her konu, yani ilk kez 2007 seçimlerinden sonra ilk kez muhalif blokta hisseden ya da hayat tarzı olarak AK Parti'nin politikalarıyla meselesi olan insanlar, İlk kez seçim yoluyla AK Parti'nin önüne geçebileceklerini ya da AK Parti'yi durdurabileceklerini ya da yenebileceklerini hissettiler. Ve bunun ürettiği moral motivasyon her şeye yansıdı her şeyden önce. Ve şöyle bir bulguyu paylaşmakta yarar var. Şimdi biz bir hafta sonra falan sandık analizlerini, sandık sonuçları elimize alabildikten sonra hesaplamalarla daha detaylı sandık analizi yayınlayacağız. Orada da ortaya çıkacaktır. Ama elimizdeki verilerden şunu söyleyebilirim. İlk kez mesela benim de başında olduğum dönemden yani 2005'ten bugüne kadar Konda'nın yaptığı araştırmaların bir tanesinde ilk kez bu seçimden önce muhalif blok seçimi biz kazanacağız duygusuyla sandığa gitti. Ve daha ilginç olanı AK Parti'ye oy vereceğini söyleyen insanların da önemlice bir kısmı bu kez muhalefet kazanacak kanaatindeydi. Bu ilk kez oluyor. 14 yıllık bütün araştırmalar serisi içinden bakarsan. Dolayısıyla o duygu kırılmasının ve bu taraftaki moral motivasyonun etkisi anlaşılır. Bir üçüncü dinamik var tabii, Kürtler. Yani İstanbul'daki Kürtler bir önceki seçimde birazcık eksilerek seçime gitmişlerdi. Tıpkı CHP'liler gibi. Yani kazanamayız umudunda olan, AK Parti'yi seçimden yenemeyiz umutsuzluğunda olan, o nedenle seçime katılmamış 31 Mart'ta. HDP'li ve CHP'li seçmenler vardı ama burada asıl önemlisi Kürt seçmenlerdi. Oylardı ve tabii. Bir kısmı daha önce buradaki yayınlarımızda işaret ettiğim gibi hani bütün AK Parti'nin politikalarını görüyor, HDP'nin politikalarına yürekten, aklıyla, bedeniyle, her şeyle HDP politikalarının yanında ama ve lakin son 10 yılda bile örneğin iki kez hamle yapılmış açılım süreçlerindeki CHP yönetiminin veya İYİ Parti yönetiminin tepkilerini de unutmuyor. O nedenle seçime katılmamış kırık diyelim Kürtler ya da duygusal olarak kırgın Kürtler vardı. Ama iktidar blokunun kurduğu dilden dolayı onların da önemlice bir kısmı bu kez sandığa geldi. Önemli bir başka dinamik de buydu. 31 Mart'ta 900 bin civarında Kürt oyunun Millet İttifakı'na, evet, bir 200 bin civarında eksilme olacağını tahmin etmiştik, evet, ya da hesaplamıştık biz. Bu gerçi kez, çok erken ama bu 200'ün, kez... O 200'ün 100-150 aralığında bir kümesinin geldiği ve Ekrem İmamoğlu lehine oy kullandığını hesaplıyoruz, evet, biz. Şimdi ama çok sandık kabaca, analizleriyle daha detay çıkar. Bir arkadaşımın yaptığı hesaplardan hareketle Ekrem İmamoğlu'nun oyunun 5.2 oranında yükseldiğini, doğru, tespit ediyoruz. Doğru. Bunun da bir kısmı dediğin gibi daha önceki seçimde sandığa gitmeyen Kürt oylarından yani kaynaklandı. Yani 5 kişi eklendi diyelim 39'a. Evet. 5-6 civarında buraya eklenen insan eklendi. AKP o eklenenlerin kaba
kabaca şu anda çok hani bizim araştırma bulgularından da yola çıkarak bir kaba hesap olarak söylüyorum. Dediğim gibi sandık analiziyle daha somut veri çıkarmamız lazım ama kabaca o eklemlenen 5-6 civarındaki kişinin 3'ü CHP ve HDP seçmeni zaten. 31 Mart'ta sandığa gelmemiş. Gitmemiş olan. Evet. Evet. Öbür üçünün muhtemelen biri MHP'den gelen oy oldu. Ama öbür ikisi bence bu seçimi belirleyen üçüncü dinamik olarak sözünü etmemiz gereken İstanbul'un gençleri oldu. Gençleri. Yani daha önce sandığa gitmemiş olan 17 ya da hep mesela kutuplaşmayı en sık söyleyenlerden biriyim ben ama kutuplaşmanın sayısal ifadesi olarak şunu hatırlatmalıyım. %64 yani her üç seçmenin ikisi kutuplaşmanın ürettiği bir zihni ve ruhi esaret içinde meselelere bakıyor, pozisyon alıyor. Ama hala bir üçte bir de serin kanlı durmaya ya da kategorik olarak bir kutbun insanı gibi davranmamaya çalışan ortada bir kesim var. Ortadaki kesimin bir kısmı ülkenin siyasi aktörlerinden, siyasetinden ve hatta giderek son aylardaki bütün bu ekonomik sıkışmalar da bir arada giderek ülkenin geleceğinden de umudu, kendi geleceğinden umudu kesilmekte olan gençler. Ya da siyasete ilgisiz veya siyaseti reddeden insanlar. Bir kısmı da evet hani siyasetten de anlayan ama doğrudan bir kategorik partinin insanı sayılamayacak insanlar denebilir. Ama o gençler 7 Haziran 1 Kasım arasında 2015'te olduğunda yaşanan o katliamlar, meydanlardaki ölümler, şunlar bunlarla o kaotik halden ürkerek istikrar lehine oy kullanmışlardı sandığa gelip. Bu kez o gençler bu kadar disiplinli hayatın, hukuki normlarla değil, keyfilikle, soyut ve nasıl tanımlanacağı belli olmayacağı makbul vatandaş tanımları içinde hangi internet sitelerine girileceğinin, hangi internet sitelerine girilmeyeceğinin tanımlandığı, hangi ülkelerin iyi, hangi ülkelerin kötü olup olmadığının Ankara'dan belirlendiği bir hayata itirazları nedeniyle bu kez sandığa tabii geldiler. Tabii sosyal hayatında. Ve Ekrem Bey'den yani lehine oy kullandılar. Dolayısıyla ez cümle şunu söylemek mümkün. Henüz öyle kitleler halinde AK Parti'den bir kopuş değil ama ciddi bir rahatsızlık olduğu açık. Ama Ekrem Bey'in başarısında ya da aldığı oyda henüz AK Partililerin oy olarak etkisi kamuoyunda varsayıldığı kadar da büyük değil. Evet, yani bu soruyu sormayacağım ama buradan hareketle dün genel seçim olsaydın çok şeyin değişebileceğini de düşünmediğini ifade edebilir miyiz? Durumun değişmeyeceğini. Tabii hayır, şimdi bu aradaki yaşanan 60 gündür, 70 gündür yaşananların hiç etkisi olmadığını varsaymak doğru değil. Yok, değil. Bir sürü şey oldu. Ama hala evet, yani hala ülkedeki siyasi tablonun çok kökten değişmesi için daha gidilecek çok yol çok var. Çok yol var. Ama şunu söylemek lazım, bir taraftan evet bu toprakların insanları, her zaman bunu söylüyorum, sen de yakından biliyorsun, bu toprakların insanları sokakta şöyle davranıyor, böyle davranıyor, evet. Ama hala bireysel hayatlarında, ülkenin geleceği konusunda son derece serin kanlı, çoğulcu, çoklu düşünmeyi bilen, çoklu yaşama kültürü olan ama kendince temkinli, tedbirli alanları olan insanlar. Ama son bir yıldır özellikle bu arada seçimin iptal edilmiş olmasının, iptal ettirilme çabasının ve o konuda üretilen o baskı havasının, illa yargıçlara baskıdan söz etmiyorum, medyada kurulan dil, zillet ittifakı dili, illet ittifakı kelimeleri, teröristlikler, şeytanlaştırmaların çok bu kez ters tepti. Yani çünkü bu dün akşamı belirleyen önemli dinamiklerden, evet Ekrem Bey'i çok daha başlı başına konuşmamız lazım ama önemli olan, çarpıcı olan AK Parti'nin 17 yıldan sonra bu kadar ilk kez bir net mağlubiyet almış olmasının daha hani devamın ne olup ne olmayacağı için analizi biraz daha genişletmek gerekiyor. İnsanlar Rabia Naz cinayetinin ne olup ne olmadığını da ekonomideki ya da dövizdeki dalgalanmaların ne kadarının bizim kendi yönetim hatalarımız ne kadarının batılıların şeytani planları olup olmadığını da sokakta görüyorlar, hissediyorlar. Türkiye toplumunu şimdiye kadar böyle küçümsemek, aşağılamak, cahil görmek genellikle bizim akvaryum dediğim insanlar küme yapardı. Uzun bir süredir de iktidar bloku bunu yapıyor ve seçmenlerini ve Türkiye toplumunu anlamamakta direniyor. Ben hep şöyle bir cümle kuruyorum. Türkiye toplumu hani yine bizim akvaryumun diliyle söyleyeyim. Şöyle ezberler var. Efendim Türkiye toplumu işte balık hafızalıdır, unutur.
bunları görmüyor, görmezlikten geliyor falan. Hayır, insanlar her şeyi görüyorlar. Rabiana cinayetinde ne olduğunu da görüyorlar. Gezi davası denen hikayenin altında ne olup ne olmadığını da görüyorlar. Her şeyi görüyorlar. Görmez olurlar mı? Sadece yüzleştikleri problemle nasıl baş edeceklerini bilmedikleri zaman ve buna uygun mekanizmalar, sistemler, yöntemler, yollar kapalıysa, yasaksa ya da buna uygun zeminler yoksa o zaman unutuyormuş gibi yapıyorlar. Ne yapacak? Yani her gün mızmızlanarak aynı derdi tekrarlayarak elbette. Evzinmek diyorum ben bizim köyün deyimiyle. Evzinerek yaşanamıyor hayat. Onun için unutuyormuş gibi yapıyorlar. Unuttuklarından değil ama bunu not ettiler. Dolayısıyla AK Parti'nin bir başka daha vahim problematiği sahicilik gitimi. Bunu daha önce de konuşmuştuk hatırlarsan. Yani doğru. Kurdukları bir dil var ekranlarda. Hani son 4 haftada birazcık onu değiştirmeye çalıştılar falan bir ara formül olarak ama esas itibaren kurulan bir dil var muhalefete. Yani 5 yıldır 8 kez sanda gittik ve hepsinde aşağı yukarı aynı dili görüyoruz. Muhalefeti şeytanlaştırmaya çalışan. Bir yandan da işte aşklı, sevgili, gönül, belediyeciliği kavramları olan böyle romantik afişler var. Bir yandan da sokağa insanlar çıktığı zaman gördükleri soğan fiyatı, patates fiyatı veya sokaktaki o mutsuzluk hali, gerilim hali, kaldırımlardaki kalitesizlik, hayatın gündelik hayatımızın her bir parçasında adım adım gözümüzün önünde erimekte olan bir nitelik, kalite kaybı vesaire. Dolayısıyla AK Parti kendi kendine bir yandan çürüyor. Ve de kendi başına çürüse iyi ama buzdolabındaki o hani çürüyen elma gibi toplumun geri kalanlarına da sirayet ediyor. Dolayısıyla şöyle bir problemimiz var. Sadece AK Parti yandaşları açısından söylemiyorum. Hepimiz dahil. Son 2 yılda bu ülkede kaç şiir yazıldı hepimizin ya bunu başucumuzda tutmalıyız dediğimiz, kaç roman yazıldı, kaç film çekildi, kaç uluslararası makale yayınlandı vesaire. Yani entelektüel yani kültür hayatı da gitti. Entelektüel kapasitemiz çünkü ya korkulara teslim olduk ya öbür taraftakiler de böyle bir hani karikatür yandaşlık diyorum ben. Bir başka karikatür iktidar yandaşlığına soyundular. Dolayısıyla akademik dünya bile öyle. Yani tabii ki bütün yaşananları görüyorum. Tabii ki YÖK'ün uygulaması, hükümetin tercihleri evet ama yine de hiç mi yani uluslararası düzeyde 2 tane bilimsel akademik makale yazacak insanımız yok bunca hengamenin içinde? Hep şu cümleyi tekrarlıyorum biliyorsun. Böyle zamanlarda toplum insanlarına, kanaat önderlerine, akademisyenlerine ve siyaset insanlarına bakıyor bana bir yol gösteriyorlar mı diye. Ve onlardan bekliyor. Onu bekliyor evet. Ama onu görmediği zaman da işte Ekrem Bey'in yarattığı hava bu. Ekrem Bey bunu hak ediyor, hak etmiyor ayrı. Dili doğru kurdu, yanlış kurdu ayrı ama Ekrem Bey en azından atfedilen, dün akşam o Beylikdüzü'nde gördüğümüz meydanların ona atfettiği en azından böyle bir umut ışığına yatırım yapmış olmaktı. O nedenle bu seçimin en büyük kaybedeni elbette ki AK Parti. Evet. Ve elbette ki AK Parti yönetimi. Evet. Sen 1 Nisan tarihinde yaptığımız programda 31 Mart seçimlerini genel seçimlere benzetmiştin. Doğru. Ama bunu... Yerel seçim yapmadık, genel seçim yaptık evet. Demiştin. Evet ama bunu... Dün de İstanbul Belediye Başkanı seçmedik. Seçmedik değil mi? Türkiye'nin evet. Gidişatını, ne düşünüyorsun bu Türkiye'nin konuda? Gidişatını oyladık. Evet. Yani Ekrem Bey'e oy veren 4 milyon 700 bin aşkın insan sadece Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerine inandığı için oy vermedi. Türkiye'nin bu yönetim biçimine gidişatına dur demek için. Ya da karşı olduğunu için. Ya da bu gidişatın kendi bu ülkenin geleceğine ve kendi hayatına risk üretiyor olduğunu düşündüğü için oy verdi. Önemli evet. Bir kesim. Nitekim bu konuda da bir bulgumuz var. Sorduk geçen haftaki yaptığım son ankette de. Ülkenin gidişatını mı oyluyoruz? İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı mı seçiyoruz diye. AK Partililerin bile önemlice bir kısmı ülkenin gidişatını oyluyoruz dedi. Nitekim zaten koalisyon ortakları da hep böyle lanse ettiler. Başkanlık sistemini yeniden onaylatmak dahil. Dolayısıyla evet dün Türkiye'nin gidişatını oyladık. Dolayısıyla... Türkiye, yani bir yandan iç meselelerimiz var. Bir siyasi alan giderek daralıyor, parlamentonun fonksiyonu kalmış, hiçbir uzlaşma zemini kalmamış, sivil toplum giderek boğuluyor. Baskı altında. Akademik dünyanın üzerindeki baskılar meydanda, barış akademisyenlerinin başına gelenleri her gün görüyoruz, davalar her şey ortada. Yani siyasi alanın giderek daraldığı bir Türkiye bir kere, birincisi. İki, ekonomik olarak. Yani ekonomik duruma bakıyorsunuz, yani...
nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Yani yanlış bir şey söylemekten de korkarım ama böyle irrasyonel bir takım halkla ilişkilercilerin hazırladığı sunumlarla ekonomide yaşanan bu derin sarsıntıyı yönettiğini sanmak gibi bir hata içinde ekonomiyi yöneten insanlar. Yani ortada bir somut vaka var. Evet, telefonlarla bir takım büyük şirketlerin bir hafta daha, iki hafta daha işçi çıkarmasına engel olabilirsiniz, fiyatları değiştirmesine engel olabilirsiniz. Onun için disiplinli ekonomi diyorum ben. Adı serbest ekonomi ama son 6 aydır yaşanmakta olan şeyler bu ülkede serbest piyasa falan yok. Disiplinli bir ekonomi var. Hatta kamu ya da devletçi ekonomi de değil konuştuğumuz ya da planlı ekonomi de değil. Bu disiplinli ekonomi. Telefonlarla talimatlar veriyorsunuz, işçi hatta çıkarma, döviz fiyatları konusunda fiyatı bile, indir, onu evet. Yap, bunu yap. Peki bu daha nereye kadar gidebilir? Şimdi Türkiye gibi bir büyük ekonomi böyle çocukça politikalarla yönetilebilir mi? PR'cıların sunumlarıyla dünyanın yatırımcıları Türkiye'ye gelir mi? Bir kere böyle bir ekonomik meselemiz var önümüzde. Bir yandan baktığınız zaman işte Suriye meselesi önümüzde. Uluslararası sorunlar. Avrupa Birliği ile krizimiz önümüzde. Akdeniz'de olanlar, olmakta olanlar gerçekten ülkenin beka meselesini düşünmemiz gerektiği kadar vahim. Şimdi bütün dünyanın herkesiyle neredeyse kavgayız ve S-400 meselesi de üstünde. Evet. Şimdi bu kadar katmanlı bir problemler yumağının içinde seçimi de iptal ettirdiğiniz zaman sahiciliğinizi yitiriyorsunuz. AK Parti'nin en büyük sorunu bu sonuç olarak bence. Dolayısıyla da insanlar dün sadece İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı seçmediler. Evet. Sonuç olarak ülkenin gidişatını oyladılar ve Türkiye insanı ya da en azından önemlice bir kesime ve AK Partililer de oylarıyla değilse bile tavırlarıyla sessizce onayladılar bu fren yapışı. Bir fren yapıldı. Evet. Şimdi bir durup bakmamız lazım. Henüz buradan çıktık, çıkıyoruz demek mümkün değil. Çok daha katmanlı, karmaşık meselelerimizi bu kadar keşke kolay olsaydı çözümü. Ve siyaseten yeni uzlaşmalar üretmeden, yeni yollar, yordamlar bulmadan da buradan çıkmak kolay değil. Ama en azından bu gidişata seçmen İstanbul üzerinden, genel seçim olsaydı çok da farklı olmayabilirdi belki ama en azından yine de o 52-48'lik iktidar blokuna dair olan denge terse doğru dönüyor olabilirdi. En azından şunu tespit edelim, İskenderun'dan İstanbul'a doğru ülkenin metropolleşmiş, kentleşmiş, kentli hayat tarzının hakim olduğu ve hatta hem seküler hem muhafazakar hayat tarzının güçlü biçimde bir arada yaşadığı, kendi ekonomik aktörleri de yeterince güçlenmiş coğrafyasında ya da kıyılar ya da işte o hani seçim akşamları haritalarda görünen kırmızı iller diye bakarsanız, o coğrafya ki ülkenin nüfusunun da %60'ı neredeyse, ülkenin ekonomik değer, ürettiği ekonomik değerin gayri safi milli hasılanın da %69'unu üretiyor. Bu coğrafyada en azından artık denge iktidar blokunda değil, muhalefet blokundan yana. Yana. Henüz evet. Öyle 60'a 40 demek mümkün değil ama o 51-49 dengesi en azından bu coğrafyada terse dönmüş durum. Evet. İlçe sonuçlarına baktığımız zaman durumun da tamamen değiştiğini görüyoruz. Çünkü 31 Mart sonucunda 25 ilçede Cumhur İttifakı, 14 ilçede ise Millet İttifakı kazanmış görünüyordu. Dünkü seçim sonuçlarına baktığımız zaman 28 ilçenin Millet İttifakı'nda, 11 evet. ilçenin de Cumhur İttifakı'nda olduğunu görüyoruz. Burada da çok enteresan farklılıklar var. Mesela Fatih önceden 10 puan fark vardı iki arasında, ittifak arasında. Bugün baktığımız zaman az farklı İmamoğlu önde. Yani neredeyse 10,5 puanlık bir artışı gerçekleştirmiş durumda. Tabii yani bazı yerlerde tabii ki muhtemelen AK Parti'den de her ne kadar sayısı hani yüzdelere vurduğunuz zaman belki küçük gibi görünüyor ama çok anlamlı bir takım değişikliklerin olduğu. Şile mesela. Evet. 15 puan Şile fark mesela var. AK Parti'nin en çok oy kaybettiği evet. yerlerden birisi. Ya da seçime katılmanın düştüğü ilçeler var vesaire. Ekrem Bey ve muhalefet bloku belki bu kez ilk defa sadece onlar gibi görünmek değil, sadece böyle nasıl söyleyeyim, rol yaparak muhafazakarmış gibi davranmak değil ya da dine saygılıymış gibi yapmak değil ama dindarların da ihtiyaç ve taleplerine ve varlıklarına saygılı davranıyor olduklarını hissettirdiler. Bence bu seçimin en önemli, yani AK Parti neye kaybettiğini daha çok konuşuyoruz belki ama nasıl kazanıldığı tarafından baktığımız zaman meselenin, Ekrem Bey'in en önemli tarafı bence bir
geleneksel CHP bagajı, ki ben başlangıçta bunun handikapı olacağını düşünmüştüm mesela. Yani CHP ismini çok az kullanmak, afişlerin dışında CHP adına çok öne çıkarmamak. Özellikle de CHP'ye oy veren kesim bu konuda bir bilinçli ve ısrarlı stratejileri vardı ve en azından doğru düşünmüşler ve doğru olmuş. Evet. Yani ben başlangıçta mesela doğru bulmamış olsam bile. Ama bir yandan da dolayısıyla o geleneksel CHP'liliğe atfedilen, hani seküler, üstten baskıcı, Jacoben modernizm ya da nasıl diyeceksek adını, o elitist tavrı göstermiyor olması ve CHP'nin o handikaplarından kurtulmuş gibi davranıyor olmasıyla başlayan süreçlerin sonunda, ama asıl önemlisi sahici ve samimi olduğu konusunda bir güven duygusu yarattı seçmende. Oy aldığından da alamadığından da. Bu çok değerli, çünkü evet önümüzdeki dönemde ne kadar etkin olup olmayacağı ayrı bahis. Olmalı mı olmamalı mı, o da ayrı bir tartışma konusu. Ama en azından hani hep bizim akvaryum ya da ülkenin medyası, ülkenin entelektüelleri hemen bu işleri kolay yoldan kim çözer diye baktığı için Ekrem Bey'e de hemen işte Cumhurbaşkanı adaylığı dahil bir sürü tartışma yürüyor biliyorsun. Ama en azından Ekrem Bey o taraflara ayrı tartışma konusu olsa da samimi ve sahici olduğu konusunda. Evet, sahicilik burada çok doğru. Kendi bir oy alamadığı tanım, kesimlerde bile öyle bir inandırıcılık üretmiş durumda. Evet. İki, hakkını arayan insan, ne diyelim, prototipini iyi, o konuda da samimiydi ayrıca. Duruşuyla, ilk geceden itibaren, 31 Mart'tan itibaren söylemleriyle vesaire. CHP ve İYİ Parti'nin ve HDP'nin il örgütlerini de kabul edelim ki gerçekten çok çalıştılar bu konuda. Çok aktif çalıştılar. Onlar da böyle hani çok büyük tartışmalar üretecek, hatalar yapmayı bırakın, bu sefer gerçekten lehlerine olacak çok daha iyi şeyler yaptılar. Dolayısıyla AK Parti hiç alışkın olmadığı bir oyun tarzıyla karşı karşıya kaldı ve ilk defa savunma stratejisini uygulamak zorunda kaldı, ama savunma yapmayı bilmedikleri için sadece tekme tokat indirmek gibi, hani futbol deyimiyle söylersek, öyle bir savunma stratejisiyle de hani 31 Mart'taki sonucu kabullenselerdi, bugün karşı karşıya oldukları kadar psikolojik olarak da, reel olarak da bu kadar büyük bir yenilgiyle yüzleşmemiş olacaklarından söylemek mümkün. Burada tabii ki 31 Mart'tan bahsedince hemen bir konuyu sormak istiyorum. 31 Mart aslında insanlarımızda ciddi bir sandık güvensizliğine de yol açtı. Yani bugüne kadar tabii sandık, bütün tercihlerini sandık kanalıyla ifade eden Türkiye halkı birdenbire artık bizim güveneceğimiz ne kaldı diye düşünüyordu. Dünkü seçimlerin sonucunda bu kanaatte bir farklılık olduğunu düşünmemiz gerekir mi? Evet, yani bir kere her şeyden önce şu oldu. Hep şöyle bir kanaat bizim akvaryumdan başlayarak yaydırıldı ve iktidar bloku da bunun yayılmasından mutlu oldu aslında. Evet. Örtük olarak da destekledi. Doğru. Hatta. Nedir o? Seçimden gitmezler. Seçimi kaybetseler de vermezler. İşte o kadar elleri kolları sandıkta uzun ki her şey yapılabilirler, olur, şudur, evet, budur. Hiç öyle olmadığı, etkilerler. Hiç öyle olmadığı ortaya tabii çıktı, hatırlarsın. Evet. Daha da vahim bu bir şey oldu. Bu çok eski bir tartışma. Aynen öyle. Hatta yine bir Medyascope yayınında ya seninle ya Ruşen'le yaptığımız bir programda söylemiştim. Şöyle bir anekdotu ben sık kullanıyorum. İşte Muhammed Ali, boksör Muhammed Ali'ye sormuşlar. Ya güle oynaya çıkıyorsun her seferinde ringe. Karşındaki adam da senin kadar hani vurdum 300 kilo boğa deviriyor. Hiç mi korkmuyorsun? Demiş ki vallahi çok korkuyorum da bir şey biliyorum. O benden daha çok korkuyor. Korkuyor, evet. Şimdi ortaya çıktı ki iktidar bloku aslında bizim akvaryumdan daha çok korkuyor iktidarı kaybetmekten. Dolayısıyla bir, bunun moral üstünlüğü çok önemliydi. İki, yine bir başka metafor üzerinden anlatayım. Bizim Konda ekibinden, Ermen Bakırcı kardeşimden ödünç alarak söyleyeyim. Öyle bir dil kurdu ki iktidar bloku, yani son 3 haftada Binali Bey'in üzerine inşa edilen o yumuşak tondan farklı olarak, arada öyle bir şey yaptılar ama artık sahicilik yitirilmişti, onun için bir bekledikleri pozitif karşılığı olmadı. Hani karın çok biriktiği yerlerde çok bağırmayın çığ tehlikesi tabelaları vardır ya. O kadar çok bağırdı ki iktidar bloku ve medyadaki kalemşörleri. Ya. O kadar çok tehdit edildi ki. Seçim gecesi bile. İnsanlar. Maalesef. Seçim gecesi bile. Öyle şey. Yani ben dün şöyle bir şey gördüm mesela. Yani CHP sandık başlarına güzel kızları koymuş. AK Parti'nin sandık görevlilerini ayartıp sandıkların başından uzaklaştıracaklarmış diye. Şimdi
yani işin buralara geldiği bir muhakeme dünyasında o kadar çok bağırarak bu işi çözmeye çalıştılar ki sonunda çığ koptu. Çığ koptu. Bundan sonra nasıl evrileceği ayrı mesele. Bundan sonra hayatımızın nasıl değişeceği, iktidar blokunun ve özellikle Tayyip Erdoğan'ın nasıl bu meseleyi değerlendireceği ve bundan sonra neler alacağı belli. Ama bütün bu bozulma, bozma hali, hukuka, yargıya güven, seçime güven meseleleri yine bugün sosyal medyadan, şimdi kimde okuduğumu hatırlamadığım için beni bağışlasın ama şöyle bir cümle vardı. Herkes kendi bozduğu kantarda bir gün tartılmak zorunda kalacak. Ve o bozduğu kantarda bugün AK Parti'de tartılıyor. Tartılıyor, evet. Bugün sandık, seçim sandıklarıyla tartıldı. Yani dolayısıyla ülkenin yeniden yeni bir toplumsal uzlaşmayı, devlet mekanizmalarını, yönetim mekanizmalarını yeniden ve uzlaşarak ve konuşarak, sadece bir kişinin isteğine, tasarımına göre değil, bir toplumsal uzlaşmayla yeniden yapmak zorundayız. Yoksa bu kadar katmanlı, karmaşık problemin içinde daha çok mesele var önümüzde. Dolayısıyla hani dün gece seçim muhalif blok kazandı ya da işte AK Parti'de dur dendi, iş bitti, öyle değil. Onun için gerçekten hep beraber ve bu kez özellikle seçim yoluyla böyle bir başarının mümkün olabildiğini deneyimlemiş herkesin artık gardıroplarından çıkıp hayata katılmaları lazım. Şiir yazmaları, roman yazmaları, yerel yönetimlere proje üretmeleri vesaire ama yerel yönetimlerde ve CHP'de de tabii sivil toplumda da proje yarıştırmaları, evet, sivil maalesef, toplumun yeniden canlanmasına ihtiyaç var. Ne engelleme olursa olsun ve özellikle de yerel yönetimlerde seçilen muhalif blok adaylarının yeni başarı hikayelerine ihtiyaçları var. Evet, Ekrem Toplumun Bey. Toplumun da buna ihtiyacı var. Ekrem Bey ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmalarını nasıl yorumlarsın? Ya Ekrem Bey'in konuşması çok daha samimiydi ve de güzeldi de. Evet. Biraz daha kısa olabilirdi gecenin saatinde ama çok da anlaşılabilir bu kadar heyecan Doğru. ve mutluluk. Yani hakkıydı da gerçekten başardı. Kemal Bey'inki biraz daha siyasi bir konuşmaydı. Şimdi burada tabii kamuoyu en çok şunu tartışmaya çalışıyor. Efendim işte iktidar bloku engelleyecek. Şunu yapacak, bunu yapacak iş yapmalarını. Hani seçimden önce gerçi bir takım işte ordu havaalanındaki olaylar nedeniyle mazbata verilir, verilmez gibi tartışmalar bile yapıldı biliyorsun. Bu kadar hani post-truth bile hafif Yargı kalacak harekete geçecek. Tartışmalar falan yapıldı ama bunların hiçbirinin bence çok gerçeklikten payı yok. Arzu edenler olabilir bunlar ama o kadar da artık hele dünkü sonuçtan sonra bürokrasi de çatlar, yargının içinde de herkes öyle sadece Ankara'dan gelen talimattan karar vermemeye başlar vesaire vesaire. Artık ondan sonra bundan sonrası için o kadar kolay değil. Ama şu olacağı açık. Yani yerel yönetimler de o kadar rahat olamayacak. Çünkü illa Ankara'nın ya da başkanlık kararnameleriyle engellenmelerine falan gerek yok. Parlamento, yerel meclislerde, örneğin İstanbul'da ezici üstünlük iktidar blokunda. AK Parti'nin 310 üyenin 180 AK Partili, 130'u muhalif blokun meclis üyeleri. Dolayısıyla meclislerde falan engellemeler olur. Yani o kadar kolay olmayacağı işin açık. Ama burada şöyle bir mesele var. Toplumun ihtiyacı ne? Toplumun ihtiyacı eğer Ekrem Bey veya Mansur Bey veya İzmir'de Tunç Soyer veya Adana'da Zeydan Karalar. Antalya. Eğer sanıyorlarsa toplumun ihtiyacı ya AK Parti 2 litre süt dağıtıyordu evlere, şimdi biz 3 litre dağıtacağız. Ve bununla bu işin devam edeceğini sanıyorlarsa çok büyük yanılgı içindeler. Toplum bütün bu hikayeyi görerek yeni baştan sokaklarda, kentinde, mahallesinde huzuru ve bir arada yaşamayı inşa edilmesini, sabah evden çıktığında bu kadar gergin suratlarla karşılaşmamayı. Yani dün geceden beri ülke gülüyor, farkında değil misin? Gülmeyi unutmuştuk. Yani sadece gülüyor, Ekrem Bey taraftarı değil, bir rahatlama var ve hiç de öyle ima edildiği gibi dün gece hiçbir gerginlik yaşanmadı. Hiçbir sandık başında olay olmadı vesaire. Yani bunların ne kadar değerli kazanımlar olduğunu, deneyim birikimi olduğunu ve toplumun arzusu olduğunu da görmemiz lazım. Ama burada toplumun yeniden toplumsal uzlaşmaya ihtiyacı var. Sokaklardaki hayatın yeniden neşelenmesine, niteliğinin, kalitesinin değişmesine ihtiyacı var. Refahın bölüşülmesine ihtiyacı var vesaire. O nedenle tek mesele belediyelerin paraları var veya yok. Ankara paralarını engelledi, engellemedi. Sütleri dağıttık, dağıtamadık meselesi değil. Hiç paraya ihtiyaçları olmadan bu belediyeler yarın sabahtan itibaren bütün meclis görüşmelerini, bütün imar komisyonu kararlarını halka açabilirler.
belli konularda her türlü kararı halka sormadan, her bir bireye sormadan bu kararı yapmayacağım, uygulamayacağım diyebilirler. Katılımcılık yolunda, demokrasinin ve siyasetin tıkandığı yerlerde yeni bir yol ve yordam ve kapı açabilirler. Bu bile çok önemli bir başarı fırsatı üretebilir. Mesele yalnızca hükümetin engellemelerine yaslanıp yaslanmamak ya da böyle bir kaygıyı taşımak taşımamak meselesi değil. O nedenle CHP'nin de, İYİ Parti'nin de, HDP'nin de bundan sonraki ve Saadet Partisi'nin de. Tabii Saadet Partisi'nin de. Ama Saadet'inki biraz daha farklı ama bu üçünün en azından kendi içinde yeniden demokrasi ne demek? Bu ülkenin ortak ihtiyaç ve talepleri nedir? Ortak ütopya için ne yapabiliriz ve bize düşen görev nedir diye yeni baştan kendi pozisyonlarını tartışmaya ihtiyaç var. Yoksa mesele AK Parti MHP blokunun davrandığı gibi davranmak ve bu işi bir rövanşist veya kutuplaşmanın üzerine yaslanarak devam ettirmekse daha büyük bir hezimetten de ya da çok daha ağır, sıkıntılı günlerle de karşılaşabiliriz. Evet, bu söylediklerin hepsi sivil toplum kuruluşları açısından da evet, son derece aynen önemli öyle, ve hayati. Aynen öyle. Her birimizin yapabileceği çok şey var. Yapmamız gereken çok şey var ve sadece CHP'li belediyeler için değil, AK Partili veya CHP'li, dindar veya seküler, hepimizin temiz içme suyuna, temiz hava solumaya, Işık kirliliğinin olmadan balkonumuzdan yıldızlara bakmaya ihtiyacımız var ve arzumuz var. Yani bu kadar basit mesele. Mesele sadece sekülerlerin, muhafazakarların ve Kürtlerin arasındaki üçlü kutuplaşma değil. Evet böyle bir zeminimiz var ama oyunu bir başka katmana taşımamız lazım. Bu fırsat AK Parti MHP'nin de önünde. Gerçekten AK Parti böyle bir değerlendirme yapabilir. Ve böyle bir dönüşüm için kendi handikapları var, ayrı bahis. Yani o da ayrı bir analiz ama yine de bunun yoluna çıkabilir ama ülke eğer siyasi aktörler, Ekrem İmamoğlu meselesinden bunu gösterdiği kanaatindeyim ben. Eğer var olan siyasi aktörler böyle bir değişime razı değillerse ve direnirlerse, başka Ekrem İmamoğulları sadece böyle oyları değil, var olan partileri de siler süpürür, hepsine başka bir oyun yazılmaya başlanır. Evet. Çünkü Türkiye insanı bir kere daha oylarıyla bu ülkede temel gücü geriletebileceğini gördü. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi siyasi tarihimize bakalım. 1950'de ülkeyi kuran tek parti rejimi ve bütün güç sahibi CHP'ye karşı Demokrat Parti'ye oy vermişler. 1950 seçimleriyle başlayarak. 1961-65 seçimlerinde 27 Mayıs yapılmış. Bir hareketin lideri dahil 3 kişisini idam etmişsiniz. Ve o hareketin devamı olduğunu gizlemeden, takiye yapmadan açıkça söyleyen Adalet Partisi'ne tarihimizin en yüksek oyunu vermişler. Generaller de junta'da görev başındayken. 1973'te o tarihin soğuk savaş yıllarında ve o tarihin devletin sola karşı uyguladığı politikalar meydandayken su işleyenin ekmek toprak kullananın diyen Ecevit'e oy vermişler generallere rağmen. 1983'te Kenan Evren ve darbeci generallerin o kadar idam, o kadar insanı hapislere tıkmalarına rağmen onların kurduğu partiye değil muhalif partiye oy vermişler. Bu insanlar sadece öyle mağduriyet duygusuna oy veriyor değil, güce karşı ve gücün, devletin ve hukukun bütün hayatın her alanını denetleme çabasına fırsat buldukları gün sandıktaki oylarıyla dur demeyi ve değiştirmeyi biliyorlar. O nedenle de dünkü mesajı böyle okuması lazım bütün partilerin, sadece AK Parti'nin değil, CHP'nin de. Aradaki puan farkı da bu durumu son derece meşrulaştırdı. Güçlendiriyor. Aynen yani birçok senaryo... Kazara olmuş bir durum fotoğrafla karşı karşıya evet, değiliz. Yani arada 2 puan farkı olsaydı belki işte senaryolarda ifade edilen bir takım önlemler, engellemeler, ayak oyunları devreye girebilirdi. Ama bu kadar büyük farklılık çıktıktan sonra hakikaten herkes açısından çok meşru bir durumla karşı karşıyayız. Ve bu umalım ki merkezi hükümetinde özellikle yerellerdeki gelişmeleri engelleyecek bir takım çabaların içinden, çabalarından evet, ama artık bir... dinamikler yani başka hayatın içinde başka dinamikler harekete geçti. Daha henüz çok filiz de olsa insanlar da bir biçimde bu kadar tek tipliciliğe ve keyfiliğe dayanan, disipline dayanan bir hayata itirazlarını söylemiş ve göstermiş oldular. Ve iktidar kanadı en azından dün akşam bunu olgunluktan karşılamış görünüyor. En azından Ekrem Bey'in konuşması kadar Binali Bey'in de konuşması daha da, evet, formal sonuçlar açıklanmadan bile inip bunu açık yüreklilikle söylemesi de bence önemliydi. Evet.
Cumhurbaşkanı ona konuşmadı ama o da bir mesaj gönderdi. En azından sandık başlarında bile hiçbir gerilim yaşanmıyor olmasında bir parça Binali Bey'in de hakkını teslim etmek gerekir. Doğru. Dolayısıyla eğer iktidar bloku da böyle bir soğukkanlı değerlendirme yapabilirse kendi içinde ve biraz daha siyasetin alanı genişletilebilirse, işte bugün örneğin Osman Kavala, Yiğit gibi hepimizin bildiği, neye karışıp karışmayacaklar hakkında net fikrimiz olan masum insanların bile 200 gündür tutuklu oldukları bir ülkede artık siyasi alanı bu kadar kanırtmaya, kapatmaya çalışmaktan vazgeçerse iktidar, bu ülkeyi biraz daha rahatlatabilir. Biraz daha, çünkü bu seçim döneminde 31 Mart'ta da hatta 24 Haziran'dan önce de ufak belirtilerini gördüğümüz, evet bizim akvaryumda sert hala dindarlar bizi kesecek korkusunu yaşadığı insanlar var. Ama tıpkı öbür tarafta da bu solcular ya da işte batıcılar gelirlerse bize bir daha başörtülü kızlarımızı üniversiteye sokmazlar diye yani başka da bir kesim hayat de var. Hayat hakkımız ama kalmayacak. İki kesim arasında ve Kürtler de dahil bu üç kesim arasında hepimizin ortak ihtiyaç ve talepleri olduğunu konuşabildiğimiz bir zemin açılabilirse ülke çok daha çabuk huzura kavuşabilir ve karşı karşıya olduğumuz bütün bu katmanlı problemlerle daha hızlı baş edebiliriz. Evet. Mesele o. Osman Kavala 300 gününü doldurdu. Bugün herhalde 301. günü. Şu anda duruşma devam ediyor. İlk sorgularını verdiler. Tabii ki geçen süre içinde ne olup ne ettiğini bilmiyoruz ama onların da bugün itibariyle serbest bırakılmalarını bekliyoruz ve bu da son derece önemli bir gelişme olur diye düşünüyorum Türkiye açısından. Sen 1 Nisan tarihinde sokakta neşeyi ve ortak hayatı konuşalım diyordun. Fakat tabii 6 Mayıs kararı itibariyle biz o neşeyi de kaybettik, gülmeyi de kaybettik. Ama dün durum değişti. Şimdi herhalde o sözü hakikaten gerçekleştirmek kesinlikle mümkün. Yani bir kere daha hatırlatmama izin ver abi. Sadece kazanan evet ya da Ekrem Bey'e oy verenler değil, Binali Bey'e oy verenler de bu sabah, yani en azından bu sabah metroda örneğin, ben toplu ulaşım kullanan birisiyim, metroda kimsenin yüzü asık değildi. Başı kapalı, açık, o gazete elinde, bu gazete elinde olan insanlar ama kimse birbirine öyle gerginlikten, böyle kindar kayış altından, bıyık altından bakarak, keskin bakışlar atarak falan oturmuyordu. Herkes gayet sakindi. Ülke insanı birazcık sakinleşmek istiyor. Çünkü reel hayatın problemleri var karşısında. İşsizlik meselesinden enflasyona, ekonominin ürettiği risklerden, siyasetin ya da sokaktaki gerilimin ürettiği risklere kadar. Herkes de bunu hissediyor. Yarın savaş durumu ne olacak diye endişe edenler değil mi? Bütün ülkenin bir umutlanma ihtiyacı vardı. Umutlanma ihtiyacı en azından şimdilik giderilmiş oldu. Evet. Ama bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Ama şunu da söylemek lazım. Başkanlık sistemi dediğimiz sisteme geçtiğinden beri Türkiye artık siyasetin de kuralları değişiyor. En azından seçimin de kuralları değişecek. Sadece yasal kurallar anlamında söylemiyorum. Kaçınılmaz olarak başkanlık sistemi yani %50 artı bir oyu alma ihtiyacı bu ittifakları kaçınılmaz kılacak. Ve oyun sıfır veya bire döndü seçimlerde. Yani Türkiye'nin seçim sistemi temsiliyete dayalıydı. Şimdi 50.1'i almaya basit çoğunluğa dayalı artık. Dolayısıyla iktidar bloku da oyunu böyle kurarak işte hani demin dediğim gibi kendi bozduğu kantarla ilk kez tartılmış oldu. Oyunun artık hep böyle 50+1 üzerinden oynandığı sürece yeniden bütün partilerin bu değişimi ve bu değişimin üreteceği toplumsal tarafa da yansıyacak, siyasi tarafa da yansıyacak sonuçları kale almak ve yeniden düşünmek zorundalar. Oyun artık eskisi gibi değil. Evet, gün senin sözünle ortak siyasi ütopyamızı oluşturma, kurma günü aynen diyebiliriz evet programımızın sonunda. Ortak geleceğe, bu ülkenin geleceğine inanmak, toplumun, seçmenin, insanların umutlarına inanmak ve onlara yaslanmaktan başka yapılacak doğru şey yoktur. Evet. Çok teşekkürler Bekir Ağırdır. Sağ ol. Efendim İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programının sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.